Ankara Mamak'ta sevilen bir lezzet olan tandır ekmeklerini müşterilerine sunan işletmeyi ve işletme sahibi Maria İnal'ı tanıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan bir çift mavi gözüyle tarihin ünlü başkenti Ankara'dan sizlerle beraberiz. Mamak bölgesinden sesleniyoruz. Sizleri de özellikle de 7'den 70'e yemek yemeyi seven herkese ekran başına davet ediyorum. Çünkü aslında sevdiğiniz birçok lezzeti tamamlayan bir ürünü tamamıyla kendi el emeğiyle, aynı zamanda da aile kadrosuyla birlikte burada çıkaran güçlü bir hanımla tanıştıracağım sizleri. Maria İnal hanımefendi ile beraberiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sağ olun, elhamdülillah. Bizleri burada güler yüzünüzle ağırladığınız için teşekkür ediyoruz size. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ekran başındaki izleyenlerimizi, özellikle de yemek severleri daha fazla bekletmeden hem sizleri hem de işimizi tanımaya yönelik sorularıma geçmek istiyorum. Ha. Öncelikle çok güçlü bir bilgi birikimine sahipsiniz bu lezzetle alakalı. Neler yapıyoruz biz işletmemizde, neleri hayata geçiriyoruz, bahsedelim. Neler yapıyorum? Ya küçükten beri zaten yapıyordum. Annemin en büyük kızı bendim. İlk göz ağrısı annem. Evet, işte annem sürekli koyun sarmaya gidiyordu. Sürekli iş yapıyordum. Ekmek pişmeye yani öğrendim yani küçükken. Her şeyi yani ben yapıyordum, yemek falan iş. Evlendim zaten, çocuğum oldu. 6 çocuk annesiyim. Maşallah. 3 kız, 3 oğlan. Baktım millet koskeble şey işte internete baktım. Millet başvuru yapıyor. Ben kızım kaydımı yaptım, kursa gittim, kursu kazandım, girişimci, kadın girişimcilik kazandım. Helal olsun. Sağ olun. Herkes bunu biliyor, ailem de biliyor, çocuklarım da. Yemek konusunda yani aşırı yemeğin çok güzel, tadı da güzel, herkes bilir. Oh. Lavaş, Van yöresine ait. Lavaş yapıyorum, kete yapıyorum, un helvası var içinde, Van çöreği çıkartıyoruz. Poğaça yapıyorum, kendim tarifim. Poğaçam çok güzel. Herkes, buradakiler, esnaflar hepsini alıyorlar. Küçükken beri hamur işleri çok seviyordum. Çok çok. Yani süreli, çocuklar da hatırlıyor belki. Süreli yapıyordum. Demek ki buraya kadar gelmiş. Ne evet. Şekilde çalışıyoruz? Bizi diğerlerinden ayıran özellikle faktörlerimiz ne? Ya özellik ne yani? Özellik doğal bizim. Hiç hazır falan. Maya, ben mayamı dolaba koyuyorum. Eski yerler var ya, annemiz yerler, hamuru dolaba bırakıyor. Hamuru ben, yani mayayı ben kendim yapıyorum. Özelliği zaten o, hiç katkı bir falan yok yani içinde. Doğal, herkes de biliyor zaten, müşteri de biliyor. Tadından zaten belli. Herkesten de daha hijyenik i̇şte çalışıyorsun zaten. O tarafından biliyorum, küçükten biliyorum. Hani biliyorum o şeyi yani püf noktasında biliyorum onun için. Doğal yapıyorum, güzel yapıyorum. Öyle de olunca tadından yenmiyor zaten. Peki merak ediyorum, şimdi bunca lezzeti sadece dükkanımıza gelen, kapımızı çalanlar mı tadabiliyor? Yoksa biz istenildiği takdirde evlerine de, hatta gerekirse farklı şehirlere de kargo yapabilir miyiz? Ya zaten gönderiyorum. Mersin'e gönderdim, Bursa'ya gönderdim, İstanbul'a kete gönderdim, lavaş gönderiyorum. Ha geçen hafta da Mersin'e gönderdik oğlum Kurtuluş. Gönderiyoruz. Kurtuluş'a da selamlarımızı iletiyoruz. İki senedir sürekli gönderiyoruz kargoyla. Evet, evet. Çünkü Instagram'da paylaşıyordu çocuklar. O yüzden oradan da yoğun talep oluyor değil mi? Öyle çok güzel. Evet, evet. İşte inşallah dükkan büyütmek istiyorum. İnşallah. Daha büyütmek istiyorum. Daha müşterilerim çok olsun istiyorum. 81 ile kapasitemiz i̇nşallah. Açık efendim. Amin, hepinize amin. Yetebilecek kadar lezzet yapabiliyoruz. Için yapıyorum. Onlar da çok, ben çok onu severek yapıyorum. Hani öyle çok seviyorum işimi. Çok seviyorum. Ekran başındaki izleyenlere son olarak söylemek istediklerin varsa onları da alalım. Sonra röportajı sonlandıralım. Ben herkese sesleniyorum mesela. Bütün Ankara değil, bütün Türkiye'yi, Doğu, Anadolu, her yerden sesleniyorum. Gelsin baksın, bu tadını baksın. Bizleri tanısın. Bizleri tanısın. Gelsin çayımızı içsin. Aynen öyle. 40 yıl bırakın. Kete yesin. Bir ketenin tadına baksın. Kapımız açık herkese. Herkese kapımız bizi açık tanısın, diyoruz. Bizi tanısın, evet.